Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukdoğlu. Hafta boyu Jackson Hole toplantısını konuştuk. En nihayetinde de artık sayılı bir vakit kaldı. Powell'ın ne diyeceğine dair aslında tahminler. Bakalım diyecekleriyle ne kadar mesafede karşımızda olacak. Öncelikle güne ilişkin bilinmesi gerekenlere ve piyasalara göz atalım. Ardından kuşak içerisinde, akıllı para içerisinde Doktor Salomon Fiedler, Berenberg ekonomistiyle eğer bir aksilik olmazsa Jackson Hole toplantısında öne çıkanları konuşacağız. Ardından da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Araştırma Direktörü Yardımcısı ve Kings College London öğretim üyesi Cevat Kiray Aksoy'la bir miktar çağımızın getirdiği önemli konulardan birkaçına değiniyor olacağız. İlk maddede az önce girizgahta söylediğim gibi Jackson Hole toplantısı var. Küresel piyasalarda artık dikkatler tümüyle Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantılarında vereceği mesajlara çevrildi. Piyasalarda Powell'ın bu yıl için 100 bas puanı ulaşan indirim fiyatlamalarının altında kalacak bir sinyal vermesi beklentisi hakim. Bu beklentilerle ABD tahvil faizlerinde yükseliş borsalarda da düşüş görüyoruz. Hafta boyu araştırma yayınlarında aslında günlük hatta saatlik olarak bu değişimleri işaret etmeye çalışmıştık. Boston Fed Başkanı Susan Collins ve Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker faiz oranlarını yakında düşürme başlamanın uygun olduğuna inandıklarını ve indirimlerin hızının kademeli ve metodik olması gerektiğini söyledi. Yetkililerin gevşemeye başladıklarına kademeli hareket etmeleri gerektiğini söyleyen Collins, ekonomide büyük kırmızı bayraklar görmediğini vurguladı. Öte yandan Patrick de Eylül ayında faiz oranlarını metodik olarak aşağı çekmeye başlamalıyız açıklamasını yaptı. Harker ayrıca önümüzdeki ay 25 veya 50 bas puanlık bir indirimin uygun olup olmayacağına karar vermeden önce daha fazla bilgi sahibi olmak istediğini de sözlerine ekledi. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmidt ise henüz bir faiz indirimini desteklemeye hazır olmadığını söyledi. Tam bir guvernör aslında bilmecesi puzzle'ı. Bakalım başkan ne diyecek bu resmin genelini anlatırken ve ileriye dönük mesaj verirken Japonya'da çekirdek enflasyon %1,9 ile 2022'den bu yana en düşük seviyeye geldi. Manşet enflasyonda ise %2,8 ile beklentilerin üzerinde bir seviye kaydedildi taze gıda maddeleri hariç tüketici fiyatları Temmuz'da yıllık %2,7 artış gösterdi. Haziran ayında bu kalemde artış %2,6 olarak kaydedilmişti. Bank of Japan Başkanı'ndan Şahin Mesaj Japonya Parlamentosu'nda 31 Temmuz'daki faiz artırımına ilişkin bilgilendirme yapan ve soruları yanıtlayan Başkan Kazuo Ueda Enflasyon ve diğer ekonomik verilerin tahminleri doğrultusunda gelmeye devam etmesi halinde daha yüksek faizlere doğru ilerlemeye devam edeceklerini söyledi. O ya da ekonominin ve fiyatların tahminlerle uyumlu kalacağına yönelik güvenin arttığını teyit edebilirsek duruşumuzda bir değişiklik olmayacak dedi. Son maddemizde içeriden Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Temmuz'da Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda %2 virgül artışla 7,33 milyon olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde yabancı ziyaretçi sayısı %8,27 artışla 29 milyon kişi oldu. Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke 1,04 milyon kişiyle Almanya olurken 922.294 kişiyle Rusya ikinci, 660.906 kişiyle İngiltere üçüncü sırada yer aldı diyelim ve her akıllı parada olduğu gibi gidelim haritamıza. Nasıl bir piyasa görünümü karşılıyor bizleri şu anda aktif işlem gören hisse senedi haritasına diye baktığımızda ana endekslerin DAX öncülüğünde yukarı yönde seyrettiğini görüyoruz ama %0,30'lar ile %0,54'lük yukarı yöndeki değişimlerle Avrupa'nın pozitif ayrışanı şu an ekranda gördüğüm kadarıyla İtalya borsası %0,89'la şöyle yine dün hatta olduğu gibi Doğu'ya ve Orta Avrupa'ya geldikçe şurada bir Danimarka istisnası görüyorum. Riga borsası son günlerde sürekli düşüşte. Bunun da notunu düşelim. Kırmızıların olduğunu görüyoruz. Biz de 9.750'lere geldik. 2 haftadır konuştuğumuz 10.000 hikayesi diyoruz ama 9.700'lerden desteklerden yukarı yönlü bir destek aldı ses senedi piyasasında BIST Endeksi için konuşacak olursak borsa ama bunu sürdüremiyor demiştik. Tekrar 9.750'lere geldik günlük bazda %1,72'lik düşüşle haftalık bazda şu anda borsa İstanbul'da halen 10 binlere yaklaşamaz durumumuz devam ediyor. Baktığımda bankacılık endeksinin %2'nin üzerinde düşüşte negatif ayrıştığını görüyorum. Endeksler bazında kırmızılar hakim. Ulaştırmada %0,41'lik bir gerileme var. En ne diyelim hasarsız günü atlatan şu an için ulaştırma gibi görünüyor. Biz yüzde hacim an itibariyle 45 milyar TL'lik son dönemde özellikle hisse ağırlıklı yatırma emeklilik fonlarındaki hareketin de açıkçası şu an Borsa İstanbul'da özellikle endeksler bazında yayınlan bu görülme hizmet destek olduğunu söyleyebiliriz. Dolar TL'de 34'ün üzerindeyiz artık. Euro TL'de 37.85'in üzerine geldik. Euro dolar paritesi de 1.11'in üzerinde. Sabah grafik dövülüyorsunda Pelin Yantur'la buna değinmiştik. Bitcoin'in Jackson Hole öncesi 60 bin doların üzerine hatta 60 bin 800 doların üzerinde olduğunu görüyorum. Brent'te 78.5 doları WTI'de de kabaca 74,5 doları şu anda karşımda görün. Petrol de bugün bu arada %1,80'lik ve %2'lik sırasıyla Brent ve WTI'de yukarı yönde değiş var. Gümüş 29,5 doların üzerinde değil ama kayıpların telafi etti. O da %1,5 yukarı yönde değişim gösterdi. 29,42 dolarda. Tahvil tarafına baktığında ABD 10 yıllıkları şu an itibariyle %3,90'lardaki seyrini korur durumda. İçeride 2 yıllık gösterge tahvilimiz %42,06. 10 yıllık gösterge tahvilimiz %28,30. CDS'imiz 270'in altına geldi ama 269,3 düzeyini görüyorum. Baktığımda spot dolar endeksi halen 101,40 düzeylerinde. Ons altında tam anlamıyla şu anda 2500 dolarda ne altında ne üstünde. 2500 dolar üzeri seyirleri izlemiştik ama burada açıkçası kalıcılığı tartışmalı. Bu arada ABD 10 yıllıklarını düzelteyim. %3,85 ağzından %3,90 çıkmıştı diyelim. Bu uzun giriş ve piyasa özetini tamamladıktan sonra da kısa bir araya gidelim. Aranın ardından akıllı para devam edecek. Akıllı para kaldığı yerden hızıyla devam ediyor. Hiç vakit kaybetmeden Meren Berkbaş ekonomisti Doktor Solomon Fiedler'e göre gidiyoruz. Ay Solomon, merhabalar Solomon. İlk sorum aslında Jackson Hole'la alakalı Jackson olacak. Hall Acaba bu Jackson Hole toplantısı oynaklıktan uzak mı olacak? Um, excuse me, Tam it. olarak anlamadım. Mi? Tekrarlayabilir misin? Bu Jackson Jackson Hul toplantısı piyasalarda um, oynaklık yes, yaratmaktan uzak mı um, olacak? Evet. En azından bizim beklentimiz surprises. şu yönde. Yani çok fazla um, bir sürpriz um, beklemiyoruz. Um, Büyük Powell konuşmasından um, bu probably, yıl um, genel olarak bence 25 bas puanlık indirim beklentisi um, için um, onu koruyacak gibi duruyor Eylül ayın itibariyle. Um, bütün göstergeler um, buna işaret ediyor. Yani bence yani bir şekilde aslında şöyle demek gerekirse yeni bilgiler dense biraz daha adeta konfirmasyon alacağız. Peki Solomon, acaba burada hem Bono hem yani tahvil tarafı için hem hisse tarafı için acaba nasıl beklentiler içerisinde olması gerekir yatırımcıların? Evet sonunda bizim stratejistlerimize gitmeniz gerekir. Aslında bir hisse tavsiyesi ya da benzer bir yorum için. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki çok büyük bir um, sürpriz um, olmayacak um, bence bu konuşmadan think, um, yeah, yani be piyasalar belki çok fazla uh, on, bir um, hareket the, göstermeyebilir the bugünkü konuşma sonrasında Evet, son sorum da şununla alakalı olacak, FED ile alakalı. ilk e, yani ana senaryonuz, baz senaryonuz ne acaba bu yılın dördüncü çeyrek senaryonuz dördüncü çeyrek için? Evet, biz artık Fed'in e, önümüzdeki üç toplantıda da faiz indirmesini bekliyoruz bu yıl. Sonrasında biraz hız kesip belki çeyrek başına bir e, indirim bekliyoruz birinci ve ikinci çeyrekte gelecek bir taraftan evet, enflasyon baskısı artık geride kaldı ABD'de. Ama aynı zamanda biraz yumuşama da görüyoruz reel ekonomi tarafında. Yani orada biraz yavaşlama, bir zayıflama da gözlemleniyor istihdam piyasasında. Diğer göstergeler de yine buna işaret ediyor. Ama tabii ki neden FED burada daha hızlı bir şekilde indirimlere devam edemez gelecek yıl diye sorarsanız bu biraz mali politikalara bağlı olacak. Çünkü aslında bu konuyla alakalı biraz daha bilgi edinebiliriz. Ama bunu ancak ve ancak başkanlık seçiminde kimin kazanacağını bağlı olarak görebiliriz. Yani aslında bir şekilde borçluluk oranı öngörülebilir. Gelecekte yüksek kalmaya devam ediyor ve tabii ki burada Fed tarafında Fed diğer tarafıma gidecek. Yani bir şekilde faiz indirim döngüsünü gelecek yılın ortalarında durduracak mı? Bunu takip edeceğiz ve bunun içinde 4 4 25 seviyeleri evet, uygun olabilir. Salomon çok teşekkürler yorumların için. Ben teşekkür ederim. Evet, Merkez ekonomisi Doktor Salamon Field'lerden Jackson Hole sonrası özellikle Fed başta olmak üzere özellikle yine hem tahvil bono hem de hisse, küresel hisse yatırımcıları için onları bekleyen olasılıklarla ilgili yanıtlarını aldık. Şimdi yine bir müddettir akıllı parada ekranlarda görmediğimiz ama akıllı parayı her zaman geldiği zaman dolduran değerli konuklarımızdan Cevat Gireyaksoy Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Araştırma Direktörü, Yermiş ve Kings College London Öğretim Üyesi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Biraz kişisel gelişim kitabı gibi duruyor ama güven problemi. Hı hı. Ama e, sen de takip ediyorsun Türkiye'yi. Atalet diyoruz belki. Hı hı. Ataletin güvenle de çok yakından bir ilişkisi var. Bununla ilgili de e, hem Daron Hoca'yla aslında bu konu üzerine değil belki ama bir nevi e, iktisadi konularda toplumsal e, aslında şeylerin nasıl anlaşıldığına dair çokça çalışma yapıyorsunuz. Öncelikle bir çalışmadan bahsedelim istiyorsan sonra konuyu güven problemi ekonomiyle nasıl ilgili oralara getirelim. Hı hı. E şöyle aslında yaptığımız en son bir anket var. Yaklaşık 35-40 ülkede e, insanların toplumsal güvenini ölçüyoruz. E, burada çok ilginç şeyler ortaya çıkıyor. Aslında güven bizim bu günlük ekonomi endişelerimiz arasında: enflasyon, faiz, döviz. Yani ben hangi taksiye binsem, kimle konuşsam, insanlar ekonomist olduğumu duyduğu noktada herkes bana döviz ne olacak sorusunu soruyor. Bu eminim senin için de böyledir. Ama bunun haricinde bu bütün elementlerin arkasında ki de belirleyici faktörlerden bir tanesi de güven. Bu hem toplumsal güven hem de kurumlara olan güven. Şimdi en son yaptığımız çalışmada, bu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda yaptığımız ankette ortaya çıkan veri çok ilginç. Çünkü... Burada sen grafiklerin vakti geldiğinde söyle, o esnada grafik 1-2-3 diye gidebiliriz. İlk grafiği verebiliriz İlk grafiği şu anda. İlk verelim o zaman Giray konuşurken. Orada gördüğümüz şey aslında çok ilginç. Türkiye'de son 6-7 senelik süreçte toplumsal güven, yüzde yüzde %20'ye inmiş. Burada bunu nasıl ölçüyoruz? Dünyanın birçok ülkesinde, dünyanın birçok anketinde kullanılan çok ana bu bir soru var. Soru setleri var. Hı -hı. Bunları kullanıyoruz biz. Bunlar farklı psikolojik anketlerle de, testlerle de geçerliliği ispatlanmış sorular. İnsanlara çok basit sorular soruyoruz. Diyoruz ki yani sen başka insanlara 1 ile 5 arası bir skalada ne kadar güveniyorsun? Sonra biz bunları tek tek ölçüyoruz. nüfusu temsil edecek bir şekilde hesaplamalarını yapıyoruz. Burada gördüğümüz şey Türkiye'nin güven en son rakamlara baktığımız zaman her 5 kişiden sadece biri Türkiye'de başkalarına yani yabancılara tanımadığı insanları güvendiğini söylüyor. Bu Almanya'da yaklaşık %60 civarında, bu İskandinav ülkelerinde %70'lere, %65 seviyelerinde seyrediyor. Dolayısıyla ülkelerin gelişme Dünya Bankası'nın 2020 raporunda şunu görüyoruz yani güve toplumsal güvenin yüksek olduğu ülkelerle toplumsal güvenin düşük olduğu ülkeler arasında milli gelir seviyesi arasında yaklaşık %30'luk bir fark var. Yani bu güven meselesi direkt olarak ekonomik performans, büyüme şu anda da ana akım ekonomi anlayışının en kutsadığı veriye etki ediyor. Kesinlikle. Maalesef bizde çok fazla tartışılmayan bir konu. Bunun Kötü anlamda söylüyorum çünkü günlük hayattaki endişelerimiz o kadar fazla ki kimse ya toplumsal güvene ne oluyor kurumlara kurumlardaki güvene ne oluyor acaba buralarda neler yapabiliriz bunun gelecek jenerasyonları için ekonominin gelecekteki e, sorunları için ya da geleceği için ne şekilde etkiler olacak bunu pek tartışmıyoruz. Enflasyonla peki bir ilişkisi var mı? Şöyle bir ilişkisi var aslında burada toplumsal güvenden kurumlara olan güvene geçmemiz gerekiyor. E, şimdi Mario Draghi'nin Eurozone krizinde söylediği whatever it takes çok önemli bir konsept aslında. Bunun üzerine makaleler yazıldı, bunun üzerine birçok yayın yapıldı. Ben Mario Draghi whatever it takes dediği zaman yani ne olursa olsun biz bu Eurozone krizini e, kontrol altına alacağız ve Euro'yu kaybetmeyeceğiz dediği noktada orada kurumlara olan Avrupa Merkez Bankası'na ve Draghi'ye olan güven yüksek olduğu noktada insanlar onu satın aldı. Şimdi siz herhangi bir merkez bankasının bağımsızlığını alt üst ettiğiniz zaman bu birçok ülkede olan bir şey. Yani Trump'ın da Amerikan Merkez Bankası'na müdahale etmeye çalıştığını görüyoruz. Ee, halk bunu çok iyi algılıyor. Yani halkın algıları çok çok açık. Dolayısıyla siz öyle bir reaksiyonla çıktığınız zaman ve insanlar merkez bankasının bağımsız olmadığını ya da kurumların bağımsız olmadığını anladığı noktada siz istediğiniz kadar deyin ki ben enflasyonu sene 130, sonunda yüzde 40'lar 40'lara tutacağım, yüzde %10'da tutacağım, yüzde %15'de tutacağım. Yani oradaki rakam fark etme. İnsanlar bunu satın almıyor. Satın almadığı noktada harcamalarını, harcama hareketlerini değiştirmiyor. Daha erken, kriz zamanlarında her zaman olduğumuz gibi, yüksek en, gördüğümüz gibi, yüksek enflasyon zamanlarında gördüğümüz gibi daha erken harcamalar yapıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla o toplumsal güvenin aslında kurumlar ve halk arasındaki ilişkiler ilişkileri çok önemli. Peki Biraz da kuşak konusuna geleceğim. E, şaka şakayla karışık mesela Z kuşağı şu e, bizim çok kullandığımız şu smiley'i biraz e, ofansif bulduğu için çok kullanmak istemiyormuş. Ama bu aslında uzun yıllar tamam hani okey biraz da tabiiyle. Kuşakların arasında farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Yine grafiğin e, vakti geldiğinde söyle bu grafik 2'de çünkü var bildiğim Hı -hı. kadarıyla. Kuşakların arasındaki güven farklılıkları bizim Hı -hı. için ne ifade ediyor. Grafik 2 mesela bakalım şu anda. Burada gördüğümüz şey Türkiye'yi ve Türkiye ile benzer gelirdeki Avrupa Birliği üyesi ülkeleri karşılaştırıyoruz. Yani Çek Cumhuriyeti, Slovenya vesaire gibi çok büyük gelir farkları yok aslında. Burada gördüğümüz şey 1930'da Türkiye'de doğan bir kişiyle Avrupa Birliği, benzer ülkedeki Avrupa Birliği üyelerinde doğan insanların toplumsal güvenlerini karşılaştırıyoruz. Ne görüyoruz burada? Türkiye'deki güven Avrupa Birliği benzer ülkelere göre bir tık düşük olsa da 1990'lardan itibaren çok büyük bir makas açılıyor. Yani Türkiye'deki genç jenerasyondaki toplumsal güven gittikçe düşüyor. Bu neden önemli? Şimdi insanlar özellikle genç jenerasyon kendileri birbirlerine güvenmedikleri noktada topluma güvenmedikleri zaman, devlete güvenmedikleri zaman risk almayacaklar. Eğitime yatırım yapmayacaklar, kendilerine yatırım yapmayacaklar. Çünkü ekonomi literatüründe hep tartıştığımız, çok bildiğimiz bir konsept var. Returns to education. Ben bir emek vereceğim ve bu emeğin karşılığını alamadığımı düşündüğüm noktada insanlar tabii ki psikolojik olarak bu tarz yatırımları kendilerine yapmıyorlar. Dolayısıyla bu toplumsal güvende gördüğümüz o ayrışma bu son kuşaklarda Türkiye için bence çok alarm verici bir bulgu. Çünkü insanlar kendilerine güven birbirine güvenmediği noktada yatırımlar yapmıyorlar. Devletin politikalarına uymuyorlar herkes bir şekilde işin kolayına kaçıyor. Bizim de bulduğumuz bu son e, son grafiklerde. Aslında burada e, Türkiye'de de çok sattı. İnsanlardan tanrılara Sapiens Harari'nin kitabında ekonominin şekil değiştirmesi yarına olan güvenle başlıyor zaten. Yani belki de şu anda işte kapitalizmin ya da işte serbest piyasanın hatta belki de demokrasilerin, liberal demokrasilerin yükselişi yarın sabah sağlıklı biçimde uyanmaya dönüp hı hı. E, Bunun içerisinde e, aslında bulgulara da denk olarak işte barınma sorunu olunca, gıda sorunu olunca, e, ne bileyim e, sosyal aktiviteye ayrılabilen kaynak sorunu olunca tahmin ediyorum ki ekonomik büyüme üzerine, ekonomik denklem üzerine etkisi oluyor. Peki. Nasıl düşünmeliyiz kurumlara olan güven? Yani neden ekonomik aktörler ve onların devletle olan devletlerle olan ilişkileri önemlidir bizim için? Grafik 3 geliyor galiba hı hı. şimdi. Grafik 3'e e, bakalım. Orada gördüğümüz şey o da aslında Türkiye'de bir düşüş trendinin olduğunu gösteriyor. E, özellikle kurumlara olan güven. Buradaki biz birçok kurumun ortalamasını alıyoruz. Net olmamız gerekirse hükümete olan güven yargı sistemine olan, olan güven, yani. yerel yönetimlere olan güven vesaire vesaire. Burada ortalama da gördüğümüz şey, Türkiye'de yine kurumlara olan güven, maalesef gelişmiş ülkelere göre ya da benzer ülkedeki benzer gelirdeki birçok ülkeye göre daha düşük bir seviyede. Şimdi bunu seyir izleyenler sorabilir, neden kurumlara olan güven önemli? Bu şundan dolayı önemli. Şimdi yıllardan beri şikayet ediyoruz, yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmiyor. Yabancı yatırımcı, bu yabancı yatırımcı olmasına gerek yok. Herhangi bir hane halkı da bir yere yatırım yapabilmeniz için, bir mahalleden ev alabilmeniz için, o mahallenin e, güvenli olduğuna güvenli inanmanız gerekiyor. Çocuğumuzu sokağa mesela rahatça ya da kendimiz gece gündüz vesaire demeden dolaşıyor olmamız. Kesinlikle yani. yabancı yatırımın bir ülke yabancı yatırımcının bir ülkeye gelmesi için de orada hukukun üstünlüğünün olduğuna inanması gerekir. Oradaki sistem sistemin iyi işlediğine inanması gerekir, bürokrasinin daha az olduğuna inanması gerekir. Ve yolsuzlukla karşılaşmayacağına inanması gerekebilir. Çünkü yabancı yatırımcı başka bir ülkeye geliyor, yerel durumlardan çok fazla haberdar almıyor. tabii ki oluyor zamanla, daha, daha fazla sisteme adapte oluyorlar. Ama yabancı yatırımcının herhangi bir ülkeye gitmesi için, gerçek yatırım yapabilmesi için, sıcak paradan bahsetmiyoruz burada, oradaki kurumlara olan güveninin olması gerekiyor. Burada tabii ki dünyada yapılmış birçok analiz var. Bazıları daha sebep sonuç ilişkisine odaklı, bazıları daha korelasyonları gösteren. Kurumlara olan güven düştüğü noktada yabancı yatırımcı da o ülkeye gitmiyor maalesef. Bununla ilgili belki senin de düşmüştür. Özellikle sokaktaki gürültü oranının yüksek olduğu ülkelere yabancı yatırımıyla ilgili bir şey karşıma çıkmıştı. Çok detaylı bakmadım, üstün körü baktım ama yani benim artık Türkiye sınırlarının da dışında da çok rastlıyorum. Şu kullandığımız cihazlarda bu Reels ve işte neyse izlenen o story'ler belasını Yaşlı genç, eğitimli eğitimsiz, düzgün giyimli, kötü giyimli herkes bunu artık bir özgürlük olarak görmeye başladı. Ve uyardığınız zaman Türkiye'de çok ciddi sert tepkiyle karşılaşıyor. Başka da uyaran olmayınca sanki tek rahatsız olanın sen olduğun gibi bir sonuç da ortaya çıkıyor. Ama bunun bile yabancı bir yatırımla bağlantısı var. Peki Merkez Banka işte bugün Jackson Hole dünyanın merkez bankası ne diyelim zirvesi. E, Pavlo odaklıyız belki ama güven merkez bankaları için önemli midir? Yani işte biraz önce enflasyon konusunu konuştuk ama Türkiye'de meşhur şu son dönemdeki tartışma da hedefleme. Hı hı. Yani kurum reputasyonu güven konusu merkez bankası ve onun söyledikleri yaptıklarıyla da çok yakından ilişki mi? Kesinlikle çok ilişkili. Şu an Fatih Hoca ve ekibi Hani çok güzel işler yapıyorlar. Düzeltmeye çalışıyorlar bozulan bir sistemi. Umarım arkalarında durulur. Çünkü başka çıkış yolumuz yok. Ve onların onlar bu sorunların çok farkında olduğunu ben biliyorum yapmaya çalıştıkları şey bozulan beklentilerin tamamen bozulduğu bu makro ekonomide çok yani birinci sınıf üniversite makro ekonomide öğretilen bir ders aslında çok basit yani enflasyon hedefini yakalamanız için halkın o hedefe yine verilen bahsedilen hedefe inanması gerekiyor Dolayısıyla şu an o yavaş yavaş o güven ortamının ben oluşmaya başladığını düşünüyorum Merkez Bankası'nın ve Hazine Bakanlığı'nın son politikalarıyla beraber. Ama güven öyle bir şey ki bunu yıllar yıllarca inşa etmek için uğraşırsınız. 6 ayda 1 senede yıkarsınız ve onu tekrar bir jenerasyon gerekir o güven ortamını oluşturmak için. Dolayısıyla insanlar bir an önce ekonomi toparlansın diye hızlı reaksiyonlar bekliyor. Ama maalesef o iş öyle olmuyor. Onu yıkmak çok kolay, ekonomiyi mahvetmek kısa sürede çok kolay. Ama onu geri toparlamak çok zor. Çünkü altında çok fazla dinamik var. Bu dinamiklerin en önemli faktörlerinden bir tanesi de hem yatırımcıların hem de hane halklarının o verilen döviz hedeflerine, enflasyon hedeflerine inanmaları. Çünkü ona göre yap harcamalar yapılacak, ona göre ekonomide yatırımlar yapılacak vesaire Peki, altın soru, 10 puanlık, ne İkliyorum. gerekiyor e, o güveni geri kazanmak için? Güveni kazanmak için öncelikle e, liderlerin nasıl davrandığı çok önemli. O yüzden de aslında hem ekonomi literatüründe hem sosyoloji hem psikoloji literatüründe çok fazla çalışma var. Liderlerin hareketlerinin, söylemlerinin, toplumun hareketlerini nasıl etkilediğine dair burada liderlerin yap, söyledikleri ve yaptıklarının kesinlikle tutarlı olması gerekiyor hukukun üstünlüğü çok önemli. Yani eğer herhangi bir aramızda bir sorun olursa biz mahkemeye gittiğimiz zaman her iki tarafta verilen kararın adil olduğuna inanırsa bu da toplumsal güveni e, önemli bir şekilde etkileyen, olumlu bir şekilde etkileyen bir faktör. Ve katılımcı demokrasi insanların söylemlerinin e, karar alma sürecinde o, o sürece dahil olduğunu hissetmesi çok önemli. Çünkü Halkın bir kısmı ya da toplumun bir kısmı karar alma sürecinden tamamen izole olduğu noktada bu sefer ne devletlere devlete olan kurum kalıyor ne de başka insanlara olan kurum kalıyor. Çünkü polar, polarizasyon yaratıyorsunuz. Yani zero sum game dediğimiz. Yani kişi kişiye güvenmiyor. Kişi terfi alacaksa, maaşı belirlenecekse kuruma ve kurumun işlettiği süreçlere Kesinlikle. güvenmiyor. İşte işveren çalışanına güvenmiyor. En nihayetinde de verimsizlik, verimsizliğin sonucunda da ekonomik performansına bir düşüklük meydana geliyor. Kesinlikle. Çünkü insanlar ben kazanırsam karşı taraf kaybedecek ya da ben kaybedersem karşı taraf kazanacak olarak gözüküyor. Aslında böyle bir şey değil. Yani ülke ne kadar zenginleşirse, gelir adaletinin, hep adaletten bahsediyoruz, gelir adaletini sağlandığı bir noktada o zaten halka bir şekilde yayılacak. Ama %20, en tepedeki %20'lik bir kısım gayri safi milli hasıladan %60 pay alıyorsa, 150 pay alıyorsa burada kimseye adalet olduğuna inandıramazsınız maalesef. Peki seni hazır burada ağırlıyorken Nicolas Aiznezman, Martin Fisbein ve Carlos Molina ve tabii ki Daron, Daron Hoca da yanılmıyorsam 3 hafta önce Açıl Sezen'in konuğuydu. Onlarla da yaptığınız bir çalışma var orada da biraz iletişimin önemine dikkat çekiyordunuz. Yine Harari'nin kitabından örnek yani ilk dedikodu, ilk enformasyon. Şu an enformasyon dediğimiz konu Bizi iyi bir yere mi götürüyor, kötü yere mi? ben çok o konuda aradayım. Ama insanlar buna tıpkı güven gibi ihtiyaç duyuyor. Hı hı. O akademik çalışma ile ilgili, şu an içinde bulunduğumuz ülke ve küresel koşullarla ilgili, belki düşünmek istediğim birkaç not vardır onda. Orada, orada yaptığımız şey aslında insanlar, insanların demokrasi bakış açısını, demokrasi olan desteğini ne açıklıyor? Onu anlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 120 ülkeden çok detaylı e, verilerle çalışıyoruz orada. Orada gördüğümüz şey şu, İnsanlar eğer demokrasi, büyüme, e, gelir adaleti gibi faktörleri e, sağlarsa, hayatlarının belli dönemlerinde, demokratik sistemi daha fazla destekliyorlar. Ama eğer demokrasi büyüme sağlamazsa, adalet sağlamazsa orada tam tersi insanlar demokrasi karşıtı oluyorlar. Bu çok önemli bir bulgu çünkü biz hep tartışıyoruz neden dünyada demokrasi artık geriye gidiyor. Eski popülaritesi yok. Eski popülaritesi yok. Bunun sebeplerinden ya da popülizm neden bu kadar arttı Avrupa'da? Bunun sebeplerinden bir tanesi de demokratik sistemlerin bazılarının ya da dünyada birçoğunun yolsuzlukla ya da yolsuzluğun çok fazla olduğu, yolsuzluk olduktan sonra da o yolsuzluğu yapanların hesap vermediği sistemler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla başka bir bulgu, ülke içerisindeki eşitsizlik ne kadar fazlaysa, sol, sağ ya da sol popülist partilere oy verme eğilimi o kadar artıyor. Çünkü oradaki, dedi biraz önce dediğim gibi, başkası kazanıyor, kazanacağını o da kaybetsin noktasına geliyor insanlar. Dolayısıyla Oradaki o algıyı yönetmek, adaletin olduğunu, şeffaflığın olduğunu insanlara hissettirmek çok önemli. Peki toplumsal araştırma yaparken e, tahmin ediyorum ki ana soru setlerinin içerisinde başka ülkelerde de dikkatini çeken bir takım saptamaların oluyordur. Mesela kendi adıma konuşayım işte. Ben 36 yaşında şu anda hani 36 yaşın içindeyim. Bir dönem mesela Türkiye'de işte silahlı kuvvetlerin tüm komutanları ve işte belirli devlet kademesi bilinirdi bakanlar vesaireler. Son dönemde zaten hani o bürokrasideki, ordu bürokrasisindeki isimlerin çoğu bilmiyor ama bakanlar da bilinmiyor. Ama mesela Merkez Bankası Başkanı'nı şu anda ya da işte salgın sonrası Sağlık Bakanı'nı herkes biliyor. Böyle değişimler dünyada da oldu mu yoksa Türkiye ya da Türkiye'ye benzeri ülkelerde yine benzer şeyler mi bunun işte biraz önce konuştuğumuz iletişim ve bilhassa güven konusuyla bir ilintisi var mı? Böyle şeyler hem bizde hem e, İngiltere'de son yıllarda Amerika'da e, Doğu Avrupa'da Macaristan'da Polonya'da aslında benzer trendleri yaşıyoruz Rusya'da bunu söylemeye gerek yok muhtemelen e, oluyor bunun sebeplerinden bir tanesi de o kurumların zayıflaması, yavaş yavaş bir şekilde kurumların zayıflaması ve bir zümrenin, bir liderin ya da bir zümrenin sisteme tamamen hakim olmasıyla alakalı. Çünkü o medya bağımsızlığının azaldığı noktada biz tek adamlığın daha fazla arttığını gösteriyoruz. Bu verilerle çok açık bir bulgu. Medya bağımsızlığı ne kadar düşüyorsa, demokrasi seviyesi de o kadar düşüyor. Dolayısıyla bu tek adamlık ya da bir kişinin bütün sisteme hakim olduğu ya da bir zümrenin bütün sisteme hakim olduğu, bu Amerika'da da böyle bu arada noktada, ee, insanlar artık o kişiye bakıyor. Çok basit bir örnek, Amerika'da Covid sırasında yapılan bir çalışma şunu gösteriyor. Republican state'ler, cumhuriyetçi. cumhuriyetçiler, eyaletler. cumhuriyetçi eyaletler, ee, Covid açısından karşı. daha, daha karşıydı, daha uzaktan bakıyordu. Bu çünkü en baştaki kişi Donald Trump eee deterjan Şu, kullanabiliriz. Deterjan dedi. kullanabiliriz dedi. O deterjan kullanabiliriz dediği noktada tabii ki halkta liderini önemsediği için gidip covid aşısı yaptırmıyor, protestolar yapıyor. <laughs> Peki son 3 dakikada da salgında konuştuğumuz konulardan bir tanesi de uzaktan çalışmaydı. Seninle de yanılmıyorsam son yayınımızda uzaktan çalışmanın verimlilikle ilgili konusunu konuştuk ama biraz evet. önceden itibaren konuştuğumuz konular ekseninde şunu soracağım. Güven dedik, iletişim dedik. Uzaktan çalışma ile ilgili de tahmin ediyorum ki iş yerlerinde güven ve iletişimi çok büyük bir önemi var. Oraya bağlayacak olursak son iki dakikada da e, geçen konuştuğumuzdaki trend devam ediyor yani uzaktan çalışmaya karşı bir rezistans var mı yoksa yavaş yavaş artık buna uyum mu geldi? Yavaş yavaş galiba ortak bir noktada buluşuyor hem çalışanlar hem hem işverenler. En son yaptığımız ankette 35 ülkede yaptık 2023 Mayıs ayında. E, haftada ortalama dünya genelinde o 35 ülkede haftada 2 günlük bir ortalama vardı. Yani haftada 2 gün insanlar evden çalışıyor. Burada güvenle şöyle bir alakası var bunun. Toplumsal güvenin yüksek olduğu ülkelerde evden çalışma daha yaygın. Toplumsal güvenin daha düşük olduğu ülkelerde evden çalışma daha düşük oluyor. Evden çalışma neden önemli? Çünkü İstanbul gibi bir şehirde insanların yaklaşık günde 45 dakika, 1 saat, 1,5 saat Trafikte tek yön, vakit harcadığı bir yerde, aslında çok büyük verimlilik kaybı. Dolayısıyla o verimliliğin düşük olduğu ülkelerde de evden çalışmanın daha az olduğunu görüyoruz. Bu bir sarmal aslında. Yani ben burada sebep sonuç ilişkisiyle ilgili bir ifade yapmıyorum, bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ama çok güçlü korelasyonlar görüyoruz. Bununla ilgili de yakın zamanda bir tane makale çıkardık zaten. Yani o kültürel faktörlerin, güvenin, bireyselciliğin evden çalışma isteklerini, oranlarını ne şekilde etkilediğine dair. Amerika, Kanada, Singapur, Birleşik Krallık gibi ülkelerde oranlar çok daha yüksekken, daha toplumsal güvenin daha az olduğu, bireyselciliğin daha az olduğu ülkelerde evden çalışma oranları çok daha düşük oluyor. Bu da muhtemelen işveren ve çalışan arasındaki ilişkideki o güven kaybından kaynaklanıyor. Aslında bir pencere daha açıp çalışan işveren yönetici, tırnak içerisinde ortalama çalışan ilişkisine getirmek isterim ama seni bir sonraki ağırlayışımızda da biraz onun detaylarına girelim. Alper ve Kalkınma Bankası araştırma direktörü Ermiş ve King Salıcıland'ın öğretim üyesi Cevat Kıray ayağına ağzına sağlık. Çok teşekkür Çok ederim. Çok keyifli. bir keyif program edin. oldu yine her zaman olduğu gibi. Akıllı paraya noktayı koyarken 9.750'nin 2 puan altındayız efendim. Şu anda %1,74'lük düşüşle baktığımda bütün endekslerde halen zayıf görünümün, aşağı yönlü görünümün korunduğunu görüyorum. Ulaştırmada %0,21' düşüş var. Bir miktar orada düzelme olduğunu yani düşüş oranının azaldığını söyleyebiliriz. Bugün gözler Jackson oldu ama içeride de 10 bini hatta 9.750, 9.800 bandını takip etmeyi sürdürüyoruz gibi görünüyor akıllı paraya son verirken. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.